Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Mart 2024 ve sabah programında Cumartesi sabahı Kranji'deyiz Singapur'da. Singapur'da 7 koşulu program sabah saatlerinde başlıyor. 9.30'da arkadaşlar kahvaltıları yaparken mi diyeyim artık ne yaparken bilemiyorum. 44-67 handikap puanına sahip Safkanlar 9 at 7'li pressing ayağını başlatıyorlar. Dört yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, dün pek beklediğimizi bulamadık Muni Valley'de. Tamam, ilk ayaklar güzel gitti de ondan sonra şovştu bayağı bir. Evet, burada Kranji'de 7'li piyasada 2 numara Roller Robot Banko atacağız bunu. Siyov'la. Siyov. Yani çok fazla bankomuz yok bugün altılı gayen içinde. Yani çok böyle sevindirici bir haber değil bunlar belki ama altılı gayen başlıyor sabah 10. Handikap puanı 1 ve 48 puanı safkanlar bir aradalar. 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 1 numara burada banko arkadaşlar. Tek bir bankomuz orada bu ama tabii alternatif bankolarımız var. Onlar göreceli olarak. Bu 5 yaşındaki safkan Pacific Star. Sahibine para kazandırması lazım. Üstü Tajokey Vlad Duric var üzerinde. Burada bir numaralı Pacific Star'ı banko açacağız başlangıç ayağı. Evet, üçüncü koşu handikap puanı 57 ve 79 olan Safkanlar 4 ve yukarı aşağı İngilizler 1600 metre Çim pistte çıkacaklar. Burada 6 numaralı Trident Ron Stewart'la ilk atımız. Bu Safkanlar rakip noktasında 11 numaralı Smart Star Clyde Lake, 12 numaralı Black Storm Nunes ve 1 numaralı Istataba Queros. 6, 11, 12 ve 1 numaralı safkanlar diyoruz burada. Tabii 7 ve 9 yani ikisi de kazanmış mı? 7 kazanmış mı? 9 belki bu safkan belki bir şey yapabilir. Bakarsınız arkadaşlar. Vlad Duric bindirmişler son koşusu kazanmış olan ata. Dördüncü koşu handikap 44 ve 67 puanlı safkanlar arasında sentetik 1000 metre 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. Evet. Burada şöyle bir durum var. Bir numara alternatif banko. Mark Lerner bindiği zaman mutlaka şans var demektir. Baby Twins. Burada arkadaşlar Kranji'de. Bir numara Baby Twins. Alternatif olarak banko. Usta Jockey Mark Lerner biniyor. Lernerliğin mis gibi koksun öyle bir şarkı bir şey vardı, reklam vardı. 3 numaralı Surrey Hills Siyov, 5 numaralı Strike Gold Queros ve 8 numaralı Pacific Charm Tonico. Evet. Bir alternatif banko 3 5 8 bence bir arkadaşlar direkt banko yapıp geçmek lazım. Yani 3 ve 5 de kafamıza takılmıyor değil. Zaten o yüzden alternatif banko yoksa direkt banko olacaktı. 5. koşu handikap 57 ve 39 puanlı safkanlar 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Çim pist koşusunda. Arkadaşlar burada gerçekten iki tane atı arasında sıkıştık kaldık. Yani aslında normalde 4 at ama iki at arasında sıkıştık kaldık. 4 numaralı Lord Command'la 5 numaralı Ejaz. Bu iki tane safkandan bir tanesi gelecek. Benim düşüncem 4 gelecek. Bu böyle seri yapmış bu da. 363 gün ara vermiş bu safkan ama o potansiyele sahip. Bir de Amerikan orijin burada var. Street Boss baba Amerikalı. Anne Avustralyalı. Lord's Command aynı şekilde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi o da İrlanda. Shala orijin. Anne Avustralyalı. Şimdi 4 ve 5'i ayrımsız yazıyoruz ama 4 bir tık önde. Ama alternatif banko değil. Bu safkanların arkasından da 9 numaralı Aniki ve 1 numaralı City Gold Forward. Eğer geniş yazmak isterseniz bu safkanların da bu atlardan sonra mutlaka gelirler. O Clyde Lake ve burada Aniki. Evet. Aniki mi? Anunnaki kimi artık bilemiyorum ne o. Nereden gelmiş akıllarına bunların. Evet. 4-5 ön planda 9-1 ama bence 4 numara arkadaşlar %25'ler böyle 20 ile 25 hani 20-25 civarı da olsa olur. 22-23. 20'nin altına girse pek güven içereceğini düşünmüyorum tek için. Ama Lord's Command bence düşünülmesi lazım. Nunes bazen getiriyor. Kötü bir jockey değil bu.
bildiğiniz iyi bir jockey. Yalnız burada Vlad tabii burada mesela Pacific Hero son koşunu kazanmış. Yani ne bileyim Mark Lerner January. Yani son iki koşu çok kötü mesela. Yazmamış biz bunları. Ama bakın arkadaşlar sürprize düşünüyorsanız eğer why not? 6. koşu 12'de grup 3 koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet şimdi burada şöyle bir durum var. Bir numaralı safkan Jaden Lloyd denen bir vatandaş buna biniyor. Golden Monkey. Bu safkan bu grubun üstünde arkadaşlar. Ama yani burada biz bu kadar hani bu havuçu alıp da ağzımıza götürecek ve yiyecek halimiz yok. Yani gelebilir de yani bir şekilde. Böyle çok emin konuşamayız. Yani ne gelir deriz ne gelmez deriz. Bir numara burada tabii ki bu grubun üstünde olduğu için mutlaka değerlendirmesi gereken bir safkan arkadaşlar. Crunchy'de. İlk atımız bir numara. Üç numaralı Pacific Emperor. Vlad duruşta kesinlikle ihmale gelmez. Dört numaralı Prosperous Return. Siov'la. Altı numaralı Dream Alliance. Queros. Şimdi bu bir ön planda yani size kalmış bir şey. Böyle abarık bir 60-70 AGF çıkarsa tek atın yapacak bir şey yok. 3, 4 ve 6 rakipleri. Ben hani çok fazla geleceğine inanmıyorum hatta onu söyleyeyim size. Yoksa biz burada tamam derdik, inisiyatif alırdık, bir banko derdik, geçer giderdik. 3, 4, 6 arkadaşlar rakipleri. Şimdi 4 tane daha at vereceğim size. Bunların içerisinden bakarsanız illa yazın demiyorum. 8 numara Tiger Roar. 10 numara Bestseller. 11 numara So High Class ve 2 numara Invisible Tycoon. Evet bu safkanların da burada geliri var. Yani 5'e de bakarsanız Street of Dreams, Ron Stewart'la. Apprentice bunlar biliyorsunuz. Yani bunlar değil mi? Ron Stewart Apprentice. Çok ilginç bir ayak o. Yani bana kalsa arkadaşlar 1 veya hepsi derim geçerim burada. 7. koşu handikap 44 ve 67 puanlı safkanlar 4 ve yukarı aşın güzel 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 numara alternatif olarak banko Esther Stable'ın sahip olduğu safkan Nimbus Star. Burada Tony Krishna ile alternatif olarak banko. Rakipler 6 numaralı Heston, Ron Stewart, 8 numaralı Smoke and Mirrors, Tonico, 9 numaralı Starboy, Siov. Ve 12 numaralı Free and Happy Zaki. Bunları bakarsınız tabii. 5 alternatif banko 6 ve 8 eğer yazacaksanız mutlak yazılması gereken safkanlar 6 ve 8. Özellikle Smoke and Mirrors. Duman ve Aynalar atan ismi. Allah Allah. Evet 9 ve 12 de daha sonra tabii. Pattaya Vlad Duric binmiş yani bu grubun handikap puanı olarak en yükseklerinden iki tanesi zaten. Bir 2 numara var. Bir de bu var. Biz 5 dedik. 6, 8, 9, 12 dedik. Ama 1 ve 2'yi size bırakıyoruz. Bakarsanız yazılması gerekiyorsa da yazmak isteyenler geniş kuponlarda değerlendirebilirler arkadaşlar. Evet bugün başka neler var? Hemen şöyle bir göz atalım. Wolverhampton yayında zaten. Kenilworth yayında. Tampa Bay Downs için öğle saatlerinde veriyoruz. Son dakika Premium Star şablonlarımızla beraber İstanbul için de aynı şekilde Premium Star üyelere ait. İstanbul için 9 koşul programda 3 banko, 2 tane alternatif bankomuz var. Adana için zaten 9 koşul programı şu anda izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Alternatif bankolarımız, teklerimiz mevcuttur. Crunchy için videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir cumartesi sabahı diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.